DNT Biyoloji kampımızın 33. günündeyiz. Mendel genetiğiyle bugünümüzü kapatıyoruz. Kısa bir konu anlatımı olacak. Ardından uzun bir bölüm olan çaprazlamalara seni hazırlamak için gebertmiyorum burada. Güzelce dinle, dinlen. Ardından çaprazlamalarla zaten yeterince yorulacağız. Bol bol çaprazlama yapacağız. Hazırsak dersimize ne yapalım? Başlayıverelim mi demiştim? Bezelye pilavı çok seviyorum. Mendel de ne yapmış? O da bezelye pilavı seviyormuş. Bahçesinde bezelye yetiştiriyormuş. Hocam kalıtımın biliminin temellerini atan kim? Gregor Mendel. Niye bezelye tercih etmiş diye soruyorsan söyleyelim. Kolay yetiştiği için, 2 kısa sürede döl verdiği için. Ne demek? Yani yavrularını çabucak görebildiğin için. 3 hermafrodit yapıda çiçeklerin olmasından kaynaklı. Hermafrodit neydi hatırlıyorsun? Erselik bitkiler bahsetmiştik. Hem erkek hem de diş organı olduğu için kendi kendine bitkiyi ne yapabilmiş Mendel? Tozlaştırabilmiş ve bir yapı ve organla ilgili birden fazla karakter taşıyabildiği için. Mesela bezelye tohumuna baktığın zaman renk olarak sarı yeşil bezelye tohumu başka, düzgün ya da broşuk olma gibi farklı özelliklere sahip olduğu için Mendel kuru fasulye yerine bezelyeyi tercih etmiş. Yapmış oldukları çalışmalarla Mendel yasalarını ortaya çıkartmış. Kendisi bir kilisede rahiplik yapıyormuş. Bir yandan da ne yapmış? Çalışmalarına devam etmiş. İnanılmaz bir adam. Gerçekten inanılmaz bir insan. Hocam Mendel yasaları der ki karakterlerin yeni nesillere aktarılması sağlayan kalıtsal birimler özel faktörlere ne diyoruz diye sorarsak biz gen diyoruz. Mendel böyle kavramlar vardır. Kalıtsal birimler vardır demiş. Peki bireyler gametleri meydana getirirken yavru üreyi, sperm yumurta üretimi gerçekleştirirken alel genleri birbirinden ayrıldığını ifade etmiş. Ne demek? Büyük A küçük A genotipli olan bir birey büyük A'yı ve küçük A'yı ne yapar? Gametlerine paylaştırır demiş. Biz buna verdiğimiz isim ayrılma yasası ismini veriyoruz. Peki döllenme olduğu zaman ne olacak? Bu gametler bir araya gelecek. Döllenme ile alel genler tekrardan bir araya gelir demiş. Buna birleşme yasası ismini veriyoruz. Burada görmüş olduğun büyük A ve küçük A alelleri bir araya geliyor. Ve başka demiş ki Mendel genler farklı farklı kromozom üzerindedir. Yani genler birbirinden bağımsızdır diye ifade etmiş. Tabii ki de yapmış olduğu çalışmalarda bağlı genlerden haberdar değil ve hangi alelin hangi gamete gideceği şansa bağlıdır. Rastgeledir. Biz buna bağımsız dağılım yasası, bağımsız dağılım ilkesi ismini veriyoruz ve bir gizli kalma yasasından bahsetmek istiyorum. Annede ve babada görülmeyen bir özellik, bir karakter yavrularda ortaya çıkabilir demiş. Buna gizli kalma yasası olarak ifade etmiş. Ne demek hocam? Mesela anneye bakıyorsun büyük A küçük A kahverengi gözlü, baba da kahverengi gözlü. Bu aileye baktığında, yavrularına baktığın zaman çaprazlama sonucunda büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A bu yavrular kahverengi gözlü oluyor ama bir bakıyorsun annede ve babada fenotipte olmayan bir özellik ortaya çıkmış. Buna Mendel gizli kalma yasası ismini vermiş. Bu özellik ortaya ne olabiliyor? Çıkabiliyor diyoruz. Peki Mendel neyle ilgili çalışma yapmamış hocam diye sorarsak söyleyelim. Bağlı genlerle ilgili çalışma yapmamış. Yapmış olduğu çalışmalarda genler bağımsız olarak kabul etmiş. Mayoz'dan haberdar değil. Eksik baskınlık, eş baskınlık, eşeğe bağlı kalıtım, X ve Y kromozomları üzerinde aktarılan özellikler, çok ölerli kalıtımla ilgili çalışmaları ne yapmamış Mendel'imiz? Yapmamış diyoruz. Bu derste ne öğrendik diye sorarsak hemen geleyim seninle beraber. Kalıtımın temellerini Mendel atmış. Bezelyeyi tercih etmesinin sebepleri neler bunları öğrendik. Mendel yasaları nedir diye söyledik ve Mendel hangi konularla ilgili çalışma yapmamış bunlardan bahsettik. Bir sonraki dersimiz çaprazlamalarla ilgili olacak. Önemli bir kısım. O yüzden yani şu dersten sonra bir mola verip gelmeni özellikle senden rica ediyorum. Hemen peşi sıra izliyorsan bir nefes almanı istiyorum. Çaprazlamalar kısmını iyi anlarsan kalıtım şovlarını rahatlıkla yapabilirsin diyorum. Bu kısa dersimizi aynı hormonlarda olduğu gibi çabucak geçiyorum ve ne yapıyorum? Seni 34. güne bekliyorum değerli hocam. Hemen tikimizi atalım bu arada gelelim. Neredesin lan? Ulan son gün zannettim. Ah lan sevindim. Soru çözümünü yaptık. Mendel genetiği konusunu işledik. Çaprazlamalar, soru çözümü, eş baskınlık çok önemli. Bitti lan bitti. Kan grupları, eşeğe bağlı kalıtım, otozomal çekinik, baskın. Aha da X'ye bu kalıtım deyip ne yapacağız? Kampımızı tamamlıyoruz. Gayet güzel gidiyorsun. Aldığımız yerden devam edelim. Çaprazlamalarda görüşürüz. Kapatıyorum ben gidiyorum. Videoyu da eklemem lazım. Çav çav çav. Bay bay.